Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. İçer TV'ye hoş geldiniz. Nil Sezer ile Hayatın Trafiği diyerek selamlıyoruz sizleri. Hayatın Trafiği'nin bugünkü konusu ormanlarımız ve stüdyo canlı yayın konuğumuz Mersin Orman Bölge Müdürümüz Sayın Kenan Aktuman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyiz çok şükür. Sizin de bu ikinci programımız. Ben sizi çok iyi tanıyorum yakinen ama dilerseniz izleyenler için sizi tekrar tanıtalım kendi cümlelerinizle. Evet, çok teşekkür ederim özellikle bu nazik davetiniz için. Ben de ikinci kez sizlerle beraber, İçer TV ile beraber olmaktan çok büyük zevk duyuyorum. Sağ olun. Sizleri ve tüm izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nil Hanım, biz aslında Erzurumluyuz. 40 yıldır yaklaşık Mersin'de yerleşiyiz. 1990 yılında Mersin İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunuyum. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptım. Ve 28 yıldır Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde şeflikten başlamak üzere birçok kademede çalıştım. Son 2,5 yıldır da Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevini ifa etmeye çalışıyoruz. Orman benim hayatım diyorsunuz. Evet, yani. Yaşam tarzımız halinde. Yaşam evet, tarzımız. Bir ömür sürdürdüğümüz Peki, görev. Sayın Müdürüm, benim bugün bir sürü sorum var. Artık süre el verdiği ölçüde soracağım, yönelteceğim size. Zor olmamak şartıyla cevaplamaya çalışalım. Hepsi hayatın içinden. Çünkü programın adı Hayatı Trafiği zaten biliyorsunuz. Şimdi birinci sorum şu, yapılan araştırmalara göre ülkemizde 2013-2020 yılları arasında hektar bazında çıkan yangınların yarısından fazlası Ege ve Akdeniz, bizim de içinde bulunduğumuz havzada gerçekleşmiş. Bunu en son yangında tekrar yaşadık. Bu arada o acıları hatırlamak gerçekten insanı derinden etkiliyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şunu sormak istiyorum size. Afet yönetiminin bir parçası olan yangın risk haritasında Mersin'in pozisyonu, durumu genel hatlarıyla nedir? Evet. Nil Hanım, hatırlarsanız tabii hatırlattınız nitekim. Bundan 9 ay önce Ağustos ayında geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangın sonrası ilk programı sizlerle yapmıştık. Evet. O zamanlarda ifade etmeye çalışmıştık. Yaşadığımız coğrafyanın birçok avantajı var. Gerçekten kadim bir kentte yaşıyoruz. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkeler arasında Türkiye, ülkemiz çok müstesna bir yere sahip ve bu müstesnalık içerisinde Mersin bölgesi de ayrı bir potansiyel, zenginlik içermekte. Ve her avantajın olduğu gibi bazı dezavantajları da var bu coğrafyada yaşamanın. Yangınlarda, orman yangınlarda nitekim bu coğrafyanın aslında yüzyıllardır iç içe olduğu bir gerçek, bir vaka. Ve ortalama öteden beri böyle Mersin bölgemizde yılda 500 civarında yangın çıkmakta. Bunların aşağı yukarı 100 tanesi orman alanında. Diğerleri de ormana yakın meskun mahallelerde, ziraat alanlarda nüksetmekte. Tabii Mersin bölgesi genel olarak coğrafi manada yer aldığımız iklim kuşağının etkisiyle ve özellikle yaz aylarının sıcak olduğunu düşündüğümüzde ve kurak geçen dönemlerde kaçınılmaz olarak yangınlar yaşanıyor. Ve bu manada öteden beri aslında bizim tanımlamalarımızda da öyle. Mersin bölgesi yangın hassasiyeti itibariyle risk içeren bir bölge. Bizim bu manada geçmişten beri bu riske yönelik tabii bir refleksimiz var açıkçası. Biz bunların kaçınılmaz bir vaka olduğunu, hatta zaman zaman geçen sene olduğu gibi afet mesabesine ulaşabilecek risk içerdiğini bilerek bu manada bu coğrafyada yaşamanın dezavantajını da göstermeye çalışıyoruz. O dezavantajları avantaja çevirmeye ya da o felaketlerin ya, olmamasına çalışıyorsunuz. En azından olası yangınların daha az hasar, tahribat yapmasının önlenmesiyle ilgili çaba gösteriyoruz tabii. Peki Sayın Müdürüm, bu orman yangınları deyince hep dinlendirilen bazı konu başlıkları var. Bunlardan biri de yangınlara sebep olarak iklim değişikliği gösteriliyor. Size sorum şu,
hem orman mühendisisiniz aynı zamanda. Bu evet. işin yüksek lisans bölümünü de tamamlamışsınız. İklim değişikliğinin orman yangınlarına etkisi var mıdır? Evet. Şüphesiz diyorum. Şimdi nihayetinde işte yıllardır, yüzyıllardır bu coğrafyada yangınlar yaşandığından bahsettik. Ve maalesef çıkan yangınlarımızın gerek bölgemizde gerek ülkemiz genelinde %90'ı insan kaynaklı, dikkatsizlik, ihmal kaynaklı, insan kaynaklı yangınlar. Elbette ki çıkan yangınların büyüme eğilimine girmesi ve afet mesabesinde risk içermesi, afete dönüşmesi iklim verileriyle çok ilintili. Nihayetinde olumsuz şartlar nüksettiğinde bu yangınlar afete dönüşebiliyor. Genel manada işte 3 kriterden bahsedilir orman yangınlarıyla ilgili. Yüksek sıcaklık, yaz aylarında kaçınılmaz Akdeniz bölgesinde. Düşük nem, özellikle %20'lerin altına indiğinde alandaki, ormandaki nispi nem oranı, bu da yangın riskini arttırır. Ve özellikle bizim kuzey rüzgarları dediğimiz kurutucu rüzgarlarla beraber bu olumsuz 3 şart bir araya geldiğinde maalesef kıvılcımla buluştuğunda bu yangınlar afete dönüşebilmekte. Elbette ki tabii bu iklim değişkenliği, düzensizliği insanlığın hakikaten artık başat konusu gündemi haline geldi. Aslında Nil Hanım, bu iklim düzensizliğinin olumsuz etkisi sadece ormanlardaki yangınlar itibariyle değil. Diğer alanlarda da yaşamın genelinde belirginleşmeye başladı. Hatırlarsınız bundan birkaç gün önce örneğin Ankara'da Haziran ayının ortasına geldiğimiz bir dönemde vatandaşlarımızın can kaybına sebep olacak şekilde yağışlar, sele dönüşen yağışlar gerçekleşti. Bunlar sizin ifade ettiğiniz gibi iklim düzensizliğinden kaynaklı olağanüstü şartlar. Yani normalde tabii bunlar geçmişte bu periyotta, bu sıklıkta yaşanan afetler değildi. Geçmişte de belli periyotlarla elbette seller yaşanıyordu, yangınlar yaşanıyordu ama özellikle gezegenin, özellikle kuzey yarımküredeki bizim de bulunduğumuz ülkelerin içerisine girmiş olduğu kurak periyodun artmasıyla beraber maalesef orman yangınlarındaki etkisi de haliyle daha fazla olmaya başladı. Peki bir diğer etken, ormanlara yangın sebebi olarak gösterilen etken, kentleşme ve çarpık yapılaşma. Bu felaketlerin artık bu kadar çok görünüyor olması, iklim değişikliğine ek olarak kentleşme ve çarpık yapılaşma da körüklüyor olabilir mi yangınları ya da felaketleri? Şüphesiz. Yani nihayetinde şu anda uzmanların, tüm insanlığın aslında devletlerin öncelikli konusu haline gelen iklim değişkenliği konusundaki maalesef en olumsuz etki yapan insanoğlu. Evet. Bunlar arasında işte fosil yakıtların kullanılması, çarpık yapılaşma, orman alanlarının aleyhinde yerleşimlerin açılması, orman alanlarının azalması, bilinçsiz arazi kullanımı, sanayileşmenin etkisi maalesef bu yaşanan iklim düzensizliği olumsuzluğunu tetikleyen unsurlar. Elbette ki bahsettiğiniz düzensiz yapılaşmalar, düzensiz şehirleşme, sanayileşme ve bunlara bağlı olarak maalesef insanların doğaya salmış olduğu karbon miktarının artması, karbon emisyonunun artması, bütün bunların olumsuzluğunu töler edecek tek kaynak yenilenebilir olan orman alanları. Aslında ormanlar doğal gelişimi içerisinde kendilerini yenileyebilme kabiliyetine sahip. Çünkü nihayetinde doğadaki o aktivite, o dinamik yapı kendi içerisindeki bütün doğal afetlere, doğal olumsuzluklara karşı refleks gelişiyor ve kendisini yenileyebiliyor. Ama bizlerin, insanoğlunun yapmış olduğu aşırı yüklenme, aşırı tahribat açıkçası bizim yükümüzün altından kalkamayacak noktaya da vardığı mesabesine geldiğini söyleyebiliriz. Tabii bizler her şeyin insan olarak bir sınırın olduğunu biliyoruz aslında. Hiçbir şey sonsuz değil. Hiçbir şey sonsuz ve hiçbir imkan sınırsız değil. Olabildiğince ormanlarımızın, doğanın bu olumsuz etkiyi tölere etmesi noktasında bizlerin daha çok sorumlu davranması gerekiyor.
sanayileşmenin, teknolojinin gerektirdiği bütün tedbirleri alarak büyümesi. Yine belli bir çerçevede tabii, ama değil tabii. mi? O da sınırsız olmalı. Yani çevreyi, doğayı koruyor. Söyledim ya, koruma kullanma dengesi içerisinde bütün faydalanmaların, bütün faaliyetlerin yürütmesi halinde bunu doğa tolere edebilir. Değilse, o zaman doğa bizi affedecek gibi evet, değil mi? Değilse bu tolere edilebilir olma sınırını hayli aştı. Nitekim bu konu uzmanları da çok ciddi uyarılarda bulunuyorlar her platformda. Bu imkanların, bu kapasitenin sınırlı olduğunun ifade edilmesi önemli bir şey tabii. Peki Mersin sera ya da örtü altı tarım yetiştiriciliğinde de oldukça yoğun bir il. Bu tür tarımsal üretim tekniklerinin de etkisi olabilir mi? Yani aslında Mersin buyurduğunuz gibi her şeyin en niteliklisi yapılan bir şehir. Yani hayvancılığın da nitelikli bir şekilde yapıldığı bir şehir aynı zamanda. Mesela özellikle küçükbaş hayvan varlığı açısından da hatırı sayılır bir değere sahip. Tarımda da öyle. Gerçekten özellikle Mersin'in batı kısmındaki arazilerin kısıtlı olması ve arazinin kırıklı olması, engebeli olmasına rağmen vatandaşlarımız birçok çabayla, çok üretimi önemli fedakarlıklarla üretimi yapıyorlar. Ve nitelikli tarım dediğimiz tarım faaliyeti yürütüyorlar. Ve gerek Mersin bölgemizin, gerekse ülkemizin üretim manasında, tarım üretimi açısından gerçekten hatırı sayılır bir faaliyeti var. Tabii aslında her üretimin, her faydalanmanın mutlaka doğaya olumsuz bir etkisi var. Yani sanayide üretilen her madde, her ham maddenin mutlaka olumsuz bir etkisi olduğu gibi, tarımda da özellikle kullanılan ilaçların ve bu sera etkisi yapan petrol ürünü ham maddelerin kullanımının ve sulamadaki, gerçi Mersin o konuda çok disiplinli, en azından su ekonomisini çok iyi yönetiyor tarımla uğraşan vatandaşlarımız. Bütün bunların olumsuz manada bir geri dönüşü elbette ki çevreye var, doğaya var. Ama belki de Mersin bölgemiz bu manada tarımın olumsuzluğu yönde en az olumsuz olan bölgelerden bir tanesi diyebiliriz. Bunu duymak güzeldi. Evet. Peki pandemi hayata bakış açımızı değiştirdi. Artık insanlar böyle kırsala ve doğaya yöneliyor. Yaşam şartları, şekillerini değiştiriyorlar. Bunun uzun dönemde orman varlığına etkisi ne olur? Yani ben olumlu yönde olacağını düşünüyorum. Yani. Sebebi de şu, biz özellikle yaşadığımız 2 yıllık talihsiz pandemi süreciyle beraber tüm insanlık aslında doğanın, tabiatın, ormanın ne denli onarıcı etkisi olduğu ve gerçekten sığınacak tek limanın ormanlar olduğu düşüncesini hepimizde kökleştirdi. Bu manada doğal dengenin bozulması halinde bu tür salgınların, insan yaşamını tehdit eden, kitlesel ölümlere sebep olan salgınların yaşanabileceği ve doğanın dengesinin korunmasıyla ilgili bir hassasiyet gerçekten toplumun her kesiminde oluştu. Ve ben inanıyorum ve umuyorum bu manada ormanların değerinin artık vazgeçilmez olduğunu toplumun her kesim tarafından kabul edildiği. Farkındalık kesinlikle, anlamında kesinlikle. Pozitif etkisi oldu tabii anladığım ki. Kadarıyla. Yani takdir edersiniz ki insanlar daha o virüsün, pandeminin etkisinin olumsuz olabileceği en güvenli alanlar açık alanlar. Doğa olduğunu yaşayarak gördüler tabii. Bu manada özellikle biz de bunu müşahede ettik. Örneğin öncesinde işte otellerde, turizm bölgelerinde, sahillerde tatil yapmak bir kültürken şimdi ondan çok daha fazla doğal alanlarda, orman alanlarında, karavan turizmi, günübirlik ormanlarda zaman geçirme ihtiyacı daha fazla arttı. Bu manada bize de gelen talepler bir hayli artmaya başladı. Örneğin öncesinde daha çok tercih edilen sahil bölgelerinde, turizm bölgelerinde yatırım yapan müteşebbislerimiz ormanlık alanlarda da özellikle toplumun bu manadaki ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu yönde yatırım yapmak istekleri bir hayli arttı. Evet, o son yaşadığımız kaybetme riski hepimizi aslında bir silkeledi evet. gibi değil mi? Genel bakış bence o. Peki Sayın Müdürüm, orman yangınları toprak bitki örtüsünü yok ederken bir yandan da toprak özellikleri üzerinde bazı anlamda olumlu, bazı anlamlarda olumsuz etkiler yaratabiliyor. Size sorum şu, yangın sonrası orman toprağında meydana gelen değişimler nelerdir? Evet. Şimdi tabii Nil Hanım, yangın gerçekten tüketerek vuku bulan bir hadise.
nihayetinde canlı objenin, orada organik maddenin mevcut olduğu bir ortam yanarak küle dönüşüyor. Evet, ne yazık. Yani tükeniyor açıkçası. Tabii yangının böyle bir yıkıcı etkisi var, olumsuz etkisi var. Ama başta ifade etmeye çalıştım. Tabiat, ormanlarımız, genel olarak yer küre bütün hasarı telafi etme yönde bir kurguya sahip. Yani yaratıcı, yaşanan hasar, ziyan ne olursa olsun bunu telafi etme yönde bir reflekse sahip. İyileştiriyor. Evet, iyileştirme yönde. Kendi kendine. Tabii ki. Ve biz bunun özellikle ormanlardaki yangın açısındaki bu telafi etme refleksini şu şekilde görebiliyoruz. İlginçtir Nil Hanım, mesela genelde ormanlık alanlarda yetişme şartlarına, yetişme ortamına bağlı olarak değişik bitki türleri olur, mevcut olur. Evet. Hayvan türleri de değişir, bitki türleri de değişir. Ot susundan odunsu dediğimiz bitkilere kadar birçok çeşitlilik içerir. Bu tabii bakısına göre, rakımına göre, toprak yapısına göre, ana kayanın yapısına göre değişir bu çeşitlilik. Hı hı. Ve yangınla beraber kısa vadede o türlerin yanıp yok olduğu düşünülse de aslında işte bu doğadaki kendini yenileme refleksinin etkisi olsa gerek. Bilim insanları şunun tespitini yaptılar tabii. Yani bizim tarafımızdan da bunlar arazide birebir müşahede edilebilmekte. Yanan alanlarda bilakis bitmek üzere, tükenmek üzere olan birçok türün de tekrar hayat bulmak gibi bir sonuç doğurduğunu, ilginçtir. Ve matematiksel açıdan çok somut şöyle ifade edebiliriz. Yangın öncesindeki mevcut türün sayısı iki katına kadar çıktığı şeklinde bir tespitler var. Yani değişik etkilerle, diğer bitkilerin baskın çıkması, insan eliyle ve hayvanlar eliyle, marifetiyle yok olmanın eşine gelen türler de yangından tekrar hayat bulmak gibi bir vaka var. Dolayısıyla aslında doğa tükenişin belirtisi olarak yaşadığı yangına karşı bütün enerjisini ortaya koyarak yok olmanın eşine gelen, belki tükenme eşine gelen türlerinde tekrar hayat bulduğu bir ortam hazırlanması yönünde de olumlu etkisi de oluyor ama aslında. Ama şimdilik. Evet. Belki bir süre sonra doğa o refleksi göstermekten vazgeçecek. Tabii ki. Tabii benim ki. Sorum aslında şeydi, hani bazen kontrollü yangınlarla siz bu tür müdahaleler yapıyorsunuz. O biyolojik çeşitliliği düzenlemek adına oydu. Tamamen kötü anlamdaki olumsuz yangınlarda ise gerçekten orada bitki örtüsü ciddi anlamda tahrip oluyor. Kesinlikle. Yalnız şöyle, tabii biz yangının özellikle bu yıkıcı, tahrip edici ve telafisi uzun yıllar alacak. Nihayetinde telafi ediliyor ama uzun yıllar alacak bir yangının yaşanmasını tercih etmeyiz. Tabii teknik olarak zaman zaman çalışmalarımızda bunu bir yöntem olarak kullandığımız vakit ama tabii bu çok ekstrem şartlarda uyguladığımız. En azından oradaki ağaçlandırma veya... Belki küçük küçük lokasyonlar. Evet, gibi. Evet. Hani mesela, yama gibi. Evet, yani örneğin bir alanda tohum ekmek suretle orada bir orman kurulması tercih ediliyorsa ve oradaki yabani ayrık otlardan temizlenmesi yönünden tercih edilen bir yöntem. Tabii o çok spesifik örnek. Aynen. Ama genel manada yangın gerek tarım alanlarında gerek orman alanlarında yıkıcı etkisi çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Peki Sayın Müdürüm, geçen yılki orman yangınlarının sebebi neydi? Onu bir hatırlayalım. Evet. Nil Hanım, bizim tabii geçen seneki yangınlar, bunlar tespit edildi hem bizim görevli memurlarımız tarafından hem de kolluk kuvvetlerimiz tarafından. İlk vuku bulan 15 Temmuz'daki Pembecik yangınımız elektrik hattından kaynaklı oldu. Ama tabii o günkü olumsuz hava şartlarının tetiklemesiyle beraber bu yangın afete dönüştü. Maalesef işte yılda ortalama 500 civarında yangının çıktığını ifade ettik. Bunun 100 civarındaki ormanda vuku buluyor. Çoğu insan kaynaklı. Biz tabii bunların giderilmesiyle ilgili, toplumumuzun daha hassas davranılmasıyla ilgili, özellikle içine girdiğimiz bu kuraklık periyoduyla beraber daha fazla önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Nihayetinde tabii değişik sebeplerden yangınlar çıkabiliyor. İşte yıldırımdan da çıkabiliyor, elektrik hatlarından da çıkabiliyor ama en büyük istatistikleri yansıyan kısmı maalesef insan kaynaklı olmasından dolayı. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Peki hasar tespitiyle ilgili rakamları konuşmak isterim sizinle. O geçen yılki yangının bize bilançosu 3 aşağı 5 yukarıda olsa ne oldu? Şimdi tabii geçen seneki yangın bizim Mersin bölgemizde tarihli, kayıtlı tarihli en büyük yangınıydı. 9500 hektar civarında bir alan yandı. Evet. Ve hatırlarsanız o zaman toplumdaki değişik hassasiyetler de sizler ifade etmiştiniz. Evet. Soru olarak yönetmiştiniz. Acaba bu alanlar yok mu olacak veya başka amaçlarda mı kullanılacak? Şeklinde endişeler de ciddi manada toplumda, kamuoyunda tartışılıyordu, konuşuluyordu. Evet. Biz açıkçası geçen senede, önceki yıllarda da böyle bir ihtimalin olmadığını çok yüksek bir iddiayla ifade ediyorduk. Nitekim geldiğimiz süreçte yangın yaşandıktan sonra o alanda tabii ki ekosistemde yaşanan tahribatın ekonomik bir ölçümlemesi yapılmıyor. Çünkü biz ormanların özellikle ekonomik faydasından ziyade fonksiyonel faydası artık geldiğimiz çağda çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Oradaki işte bu ilk andan itibaren yapılan bütün çaba tekrar oraların orman olarak aramıza dönmesi. Tabii devamını sağlaması ve orman olarak ekosisteme olumlu katkı yapması ile ilgili çabamız başladı ve bu alanların temizlenmesi nihayetinde ortada bir enkaz vardı. Yani tüm afetlerde, selde de öyle olmuyor mu mesela, depremlerde Allah göstermesin. Yangın neticesinde de bütün doğal afetler neticesinde bir enkaz ortaya çıkar. O enkazın temizlenmesi ve oraların tekrar rehabilite edilebilir hale, tekrar orman haline getirilmesiyle ilgili çok yoğun bir uğraş verildi. Genel Müdürlüğümüzün, devletimizin sağlamış olduğu olağanüstü imkanlarla biz açıkçası diyelim böylesi büyük bir alan için öngördüğümüz takvimden daha kısa sürede bu çalışmaları bitirdik. Hedefimizi kesinlikle ulaştık. En azından tabii bunca işte 9500 hektar alan 95 bin dönüm demek. Evet. Tabii böylesi bir alanın orman alanında engebeli arazide ne ifade ettiğini bilenler bilir. Çok büyük alan gerçekten. Tabii böyle büyük olunca da bunun her zorluk mutlaka aşılır ama böyle efsafta büyüklükteki bir alanın almasıyla ilgili biz de en kötü senaryoyla en geç işte 1,5 yılda bitiririz düşüncemiz, öngörümüz vardı. Tabii gerek kurumumuzun kurumsal tecrübesi, gerekse tüm ekibimizin, arkadaşlarımızın tekrar o alanların ormana kazandırılması yönündeki heyecanı inanın ki gece gündüz demeksizin gerekli bütün çalışmalar yapıldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Binlerce insan o alanda çalıştı. Bir yandan o alanların işte... Ek personel alımı yapıldı mı yoksa mevcutlar fazladan mesai mi harcadılar? Mevcut personelimiz de bunu yaptık ancak tabii onu izin verirseniz başka bir şeyle ifade lütfen etmeye çalışayım. Ve netice itibariyle yüzlerce makina, binlerce insan, bütün bir uğraşla biz öngördüğümüz takvimden çok daha erken sürede bu çalışmalarımızı bitirdik. Şu anda o 9500 hektar alanda geçtiğimiz sonbaharda büyük oranda fidan dikimi gerçekleşti. Ve o bölgenin doğal orijine bağlı tohumlarla tekrar tohum ekmek suretiyle tesis edildi. Kalan yaklaşık 500 hektarlık alanında arazi hazırlıkları bitirilmek üzere. Onlar da sonbaharda fidan dikimi gerçekleşecek. Yani ben bu manada bize destek veren işte Cumhurbaşkanlığımıza, Bakanlığımıza, Sayın Genel Müdürümüze şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten tabii devletimiz güçlü ama o imkanların sunulması da böyle çalışmaların başarıya ulaşması açısından çok önemli. Evet. Tabii doğada olumsuzluğun bazı avantajlar ortaya çıkardığını ifade ettiğimiz gibi bu yangın bizler açısından tabii yanlış anlaşılmasın ama şöyle bir olumlu sonuç da doğurdu.
Örneğin bizim yangınlarda daha etkin mücadele edebilmemiz açısından devletimiz özellikle personel noktasında ciddi manada destek vermeye başladı. Örneğin sadece bu yıl 188 tane yeni işçi alımı gerçekleştiriyoruz. Tabii nihayetinde alanda etkili olmanız, orman yangınlarıyla mücadelede olumlu sonuç almanız insan kapasitenize bağlı. Elbette ki ekipmanların teknolojik donanıma sahip olması, araçların yeterli olması elbette önemli. Bu manada zaten eksiğimiz yoktu. Ekipman manasında, araç manasında eksiğimiz yoktu. Özellikle insan kaynağımızın da takviye edilmesi, güçlendirilmesiyle beraber daha donanımlı hale geldik diyebilirim. Ümit ediyorum bu imkanları büyük yangınlarda kullanma ihtiyacı hissetmeyiz, yangınların çıkmasını istemeyiz. Ama tedbir manasında bu da büyük bir imkan. Yani personelimizin, evet, yeni personelin aramıza dahil olması büyük bir imkan aynı zamanda. Şimdi dünyada orman yangınlarında uzaktan algılama teknolojileri, tespit, önleme gibi böyle insansız hava araçlarıyla falan müdahaleler, evet, yani UFO'lar daha doğrusu, hı-hı, sahalarda. Bu büyük yangından sonra bizim ülkemizde de bu tür şeyler sağlanmaya başlandı, hı-hı, mı? Nilay Hanım şöyle, bakın bizim ülkemiz gerçekten içinde bulunduğumuz coğrafyanın gerekliliği olarak, mesela bizim güvenlik kuvvetlerimiz de terörle mücadelede çok başarılıdırlar. Çünkü, evet, yaşadığımız coğrafyanın zor bir coğrafya. Zor bir, evet, coğrafya. Ve o bizim devletimize, ilgili birimlere bu manada çok ciddi deneyim kazandırmıştır. Hı hı. Orman yangınlarında nitekim biz bir savaş olarak değerlendiririz. Bu manada Orman Genel Müdürlüğümüz, Orman Teşkilatı genel manada çok ciddi birikime ve tecrübeye sahiptir. Ve biz geçmişten beri orman yangınlarının yıkıcı etkisinin oluşmaması noktasında çok ciddi birikime ve tecrübeye sahibiz. Bulunduğumuz çağın bütün gerekliliğini en üst seviyede edindiğimizi düşünüyorum Hülya Hanım. Evet. Bakın gerçekten bunu övünme açısından söylemiyorum. Tabii işin içerisinde yer alan biri olarak söylüyorum. İşte biz 25 yıl önce örneğin tamamıyla el aletleriyle yangına müdahale ederdik ve yangın mücadelemizi o imkanlarla yürütülürdü. Çünkü o günkü Türkiye'nin şartları buydu. Özellikle orman yangınları manasında insanlığın birikimi de çok fazla yoğun değildi. Ama mesela İHA'dan bahsettiniz, insansız hava araçlarının kullanımından bahsettiniz. Geçtiğimiz yıl bu ilk defa kullanıldı. Türkiye genelinde 3 tane İHA'dan özellikle yangının tespiti noktasında bunun çok önemi var. Tespit, izleme, müdahale zaten tabii, herhalde değil mi? Tabii, altın kuralı yani, gibi geliyor. Evet, İHA'ların şu anda müdahale noktasında öyle bir teknolojimiz yok ama yani dünyada da pek olduğunu ben duymadım. Özellikle yangındaki başlarını ölçütü şu Nilay Hanım, yani erken fark etmek, tespit etmek, erken müdahale etmek. Çünkü büyümeden devam eden bir yangını söndürmek mümkün. Büyüdükten sonra tabii iş gittikçe çığırından çıkıyor, içinden çıkmaz hale gelebiliyor. Bu manada İHA'lar geçen sene de kullanıldı. Bizim bölgede de özellikle gün içerisinde sürekli gözetleme yapılmak suretiyle sahip olduğumuz teknolojik imkanlarla anlık telefonlarımıza, bizim yangın yönetim merkezine bir ufak çatmağın dahi ateşinin bildiriminin yapıldığı bir imkana sahibiz. Tabi bu sene genel müdürümüz bunun kabiliyetini arttırdı. 8 civarında 8 tane İHA'dan ve yaklaşık bir aydır bu hizmeti sunmaya başladılar. Harika. Bunun bize sağladığı en büyük avantaj, tekrar ifade etmek istiyorum çünkü çok önemli o. Yani afet mesabesine dönüşmeden ilk anda yangını fark etmek ve müdahale etme açısından çok büyük bir avantaj. Yani sağlık. Yangın oluşmadan kıvılcımken, evet, büyümeden, etmek, evet, küçük ölçekteyken müdahale etme açısından çok büyük avantaj. Çünkü müdahale stratejileri zaten bu işin başarı kısmı, elbette, daha çok o gibi görünüyor okuduğum, evet, kaynaklara göre. Peki Sayın Müdürüm, aslında yangınlarda yanan sadece ağaçlar değil, yaban hayvanları da çok ciddi zarar gördü o son yangında özellikle. Evet. Bu ormanların rehabilitasyon çalışmalarında onlar için de bir şeyler yapıldı mı? Evet. Şimdi tabii ki Nilay Hanım, aslında yangının dışında da biz ormanın doğal bir
canlı varlık olduğunu biliyoruz. Ekosistem dediğimiz yapı içerisinde bütün canlıların bulunduğunu ve önemli bir fonksiyonun olduğunu biliyoruz. Biz örneğin yangın dışında da mutlaka özellikle su açığının başladığı son 10 yıllarda biz can havuzu dediğimiz havuzlar yaparak yaban hayatının, kuşların, işte değişik sürüngen hayvanların su ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili çalışmalarda önemsiyoruz. Tabii yangın yıkıcı etkisiyle beraber onların da tabii doğal yaşam üzerinde olumsuz etkisi elbette ortaya çıkıyor. Elbette. Biz en kısa sürede o alanı tekrar ormanlaştırmasıyla beraber onların da doğal yaşam ortamlarını tekrar kazanacaklar. Yani onlar da evlerine dönecekler. Dönecekler. Değil mi? Nitekim ilginç karşılaştığımız hadiseler yanmış olsa bile o alanı terk etmiyorlar Nil Hanım. Yani insanlarda bir aidiyet duygusu olduğu gibi hayvanların da bir duygu dünyası olduğunu bu tür afetleri yaşayınca görüyorsunuz. Hatta Yeşil Ovacı'nın üst taraflarında yangın sahasındaki çalışmaları gezdiğimiz biz, yaklaşık 4-5 ay öncesi bir dönemde bakın yeşil ot yok. Normalde beslenmek için o daha yaban keçilerinin yiyeceği pek şey yok gibi görünüyor. Tabii civar ormanlarda yine o canlılık devam ediyor. Daha keçilerini gördük o alanda. Yani o alanı terk edip başka yere gitmiyorlar. Muhtemelen o alışkanlıklar, oradaki o coğrafyaya aidiyet duygusu onlarda da var diye düşündük. Harika bir şey, evet. Gerçekten. Ve ormanın tekrar kendisini tesis etmesini, tekrar hayat bulmasıyla beraber onların da yangın yıkıcı etkisinden bozulan yaşam ortamlarının tekrar yerine geleceğini zaten ormanların yeşermesinde hayvanların da önemi var. Mesela arılar tozlaşmayı sağlıyor. Keçiler yine tohumları evet. Toprakla karıştırıyor falan. Onlar çok iyi anlaşıyorlar. Önemli olan insanoğlunun bu işin farkına varması. Nil Hanım, bu tespitiniz tabii çok önemli. Hayati öneme sahip. Dediğiniz gibi ekosistemdeki bütün canlılar aslında bunu destekleme yönünde görev ifa ediyorlar. Evet. Yani olumsuz etki yapan, her insan demeyelim de, olumsuz etki yapan insanların dışında tüm canlılar bu muazzam sistemi destekleme yönünde. Doğrudur. Mesela özellikle tarımda da böyle. Bütün bitkilerde tozlaşma yapılması açısından, döllenme açısından arıların, böceklerin, kuşların mesela her canlı tabii değerlidir varlığından dolayı. Kargalar mesela çok önemli bir özelliği var. Birazcık hafızası zayıf bir hayvan olarak bilinir. Sonradan yemek amacıyla gömdüğü tohumlar oradan tabii fidan olarak çıkar. Evet. Yani bizim kısa vadede bir olumsuz müdahale olarak gördüğümüz diğer canlıların bütün şeyleri, faaliyetleri aslında doğayı onarma yönünde, destekleme yönünde bir müdahale olarak değerlendirebiliriz. Önemli olan o şeyi, sistemin dengesini bozmamak, evet. Müdahale etmemek, evet. Kendi halini bırakmak. Peki Sayın Müdürüm, 13-15 Ekim 2021'de Orman Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen bir çalışma oldu. Bir çalıştay daha doğrusu. İklim değişikliği sürecinde orman yangınları çalıştayı yaptınız. Siz de bulundunuz. Evet. Bu çalıştayda konuşulan konular neydi? Ne tür kararlar çıktı? Evet. Şimdi Nilan, tabii özellikle Temmuz ayında geçtiğimiz yıl yaşanan afet ölçeğinde yaşanan yangın sonrası genel müdürlüğümüz acaba ya bunu daha ileri ölçekte eksik var mı? Tabii herkes her şeyi ifade ediyor. Bütün toplumun her kesimine yönelik. Bakın bilim insanlarına, STK'lara, toplumun her kesimine, kamu kurumlarına böyle bir çağrıda ve böyle bir çalıştay yapıldı. Zaman zaman da yapılır aslında. Yani ben meslek hayatımda hatırladım. Herhalde bu dördüncüsü oldu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlayabilirim. Orada tüm kurumların birikimlerinden, tüm sivil toplum, tüm akademisyenlerin gerek dünyadan edindikleri bilgilerin, gerekse ülkemizde eksik yapılan ve yapılmasında daha iyi noktalara taşınacağını düşündükleri hususların görüşüldüğü, tartışıldığı bir çalıştay tertip edildi. Evet, ona biz de katıldık. Ve 200 ülkemiz genelinde hemen hemen bütün kamu kurumlarından
dahil olmak üzere, akademisyenler dahil olmak üzere 260 küsür tane uzman katılımıyla bir çalıştay icra edildi. 9 çalışma grubu oluşturuldu. Bu orman yangınlarının içeriğiyle ilgili tüm aşamalarını kapsayan, yani yangın öncesindeki yapılması gerekenler, yangın sırasındaki işte ekiplerin organizasyonu, insan eğitimleri, toplumun... Bir acil eylem planı tabii, olmuş anladığım kadarıyla. Toplumun bilgilendirilmesi, sonrasında o alanların tekrar rehabilite edilmesiyle ilgili yangının yaşanma öncesinde alınması gereken tedbirler, yangın sırasındaki mücadele yöntemleri ve sonrasında da tekrar oraların kazandırılmasıyla ilgili 9 çalışma grubu oluşturuldu. Ve bunun sonuçlarını genel müdürlüğümüz hem ulusal medyamıza hem tüm kamuoyuna paylaştı. Verimli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. En azından tabii bu dinamik bir süreç diyelim. Yani biz Orman Genel Müdürlüğümüzün, Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüzün bu manada önemli bir birikime sahip olduğunu düşünüyoruz. Ama mücadele ettiğimiz düşman ve olumsuz şartlar böyle efelenecek, kafa tutulacak şartlar değil. Kesinlikle. İnsanoğlunda deneyimleri, birikimleri, teknolojinin sağladığı potansiyel imkanlar, sürekli kendinizi yenilemeniz, değişik imkanları alana yansıtmanızla ilgili çaba durmadan devam eder. Belki bu olumsuz yangının aslında bir manada şu olumlu etkisi de oldu. Gerçekten bunun toplumumuzun her kesimi bunun bir ulusal mesele olduğunu, sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bir alan olmadığını, herkesin elinden gelen bütün gayreti göstermesi gerektiğini, çünkü şehirlerdeki güvenli, sağlıklı yaşamın, güvenli tarımın, güvenli hayvancılığın yapılmasının ancak ormanlarla mümkün olabileceğini artık iyice farkına vardı. Bu manada da olumlu bir çalıştay oldu ve olumlu sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Peki, malum yaz aylarında orman yangınları artıyor. Hiç istemesek de oluyor. Öyle evet. Bir olasılık var. Şimdi buradan bizi izleyenlere bence nelere dikkat etsinler, ormanları nasıl korumalıyız, nelere dikkat etmeliyiz diye birkaç başlık söylemenizi istesem ne söylemek istersiniz? Şimdi Nil Hanım, tabii gerek bölgemizde gerek ülkemizde yangınların %90'ı insan ise, nitekim evet, o zaman insana eğilmek lazım. İstatistikler bunu ortaya koyuyor. Bizim elimizdeki onlarca yıllık veriler bunu ortaya koyuyor. Bizim tabii insanlarımızın, toplumumuzun her kesiminin duyarlılığına ihtiyacımız var Nil Hanım. Öncesinde tabii bu birebir kırsal kesimde yaşayan insanları ilgilendiren bir husustu. Ama tekrar önemi açısından vurgulamak isterim. Mersin şehir merkezinde yaşayan insanların nitelikli bir hayat beklentisi varsa, sağlıklı bir geleceği varsa çocuklarımız açısından, kendimiz açısından bu ormanlara sahip çıkmak zorundayız. Bakın bu bir keyfiyet değil. Biz birbirimizi denetleyeceğiz aslında. Tabii değil mi? Tabii. Yani artık bu ormanların zarar görmesi halinde sadece kırsal kesimdeki insanların kısa vadede zarar görmesinin ötesinde herkesi etkileyebilecek olumsuz sonuçlar doğuracağını bilmek zorundayız. Ve aslında gelişmiş toplumlarda bu manadaki olumsuzluğu gidermenin en önemli katkısı insanların birbirine sağladıkları otokontroldür. Biz birbirimizi orman yangınları konusunda uyarmak zorundayız. Bu sorumlu birey, sorumlu vatandaş olma açısından da aslında bir keyfilik değil, zorunluluktur. Kesinlikle. Bunu hepimiz biliyoruz bakın. İlkokuldaki çocuklarımız dahil olmak üzere yaşlı insanlarımız zaten hayat tecrübesinden ötürü her şeyi bilirler. Ormanda Mersin'de yaşıyorsanız, Mersin bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yaşıyorsanız. Evet, Toroslardaysanız. Evet, Toroslarda iseniz yaz aylarında ormanda ateş yakılmaması gerekiyor. Yani işte bu kontrollü yakıyoruz falan filan diyoruz ama maalesef bütün bu bizim özgüvenimizin yüksek olması kazaların maalesef önünü açıyor, kazaları tetikliyor. Bir defa bunu artık içselleştirmemiz gerekiyor. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos
özellikle Temmuz, Ağustos içine gireceğimiz önümüzdeki aylarda, Eylül ve... Hatta kaydı değil mi mevsimler? Evet. Bence bu daha da ileriye kesinlikle gitti. Yani Ekim'e kadar sarttı bu riskli dönem. Ve bilakis o su açının en fazla olduğu dönem özellikle Eylül-Ekim ayları. Doğada su açının arttığı, kuraklığın arttığı ve yaz boyunca sıcaklığın etkisiyle yanma hassasiyetinin arttığı bir coğrafyada, orman alanında ateş kesinlikle yakmamalıyız. Bunun dışında tabii ormana yakın meskun mahalleler, biliyorsunuz bölgemizde orman alanlarıyla meskun mahalleler iç içe. Vatandaşlar değişik sebepler, işte bahçe temizliği yapmak amacıyla anız yapıyorlar. Anız, tabii anız ekin artıklarını yapmak amacıyla yapılan bir uygulama. Budama sonunda çıkan dalların temizlemek amacıyla yakılması uygulaması da çok yaygın bölgemizde. Bu dahil olmak üzere. Evet. Öncelikli olarak birbirimizi uyarmak, birbirimizin dikkatini çekmek ve bu tür tedbirsizlikten dolayı, dikkatsizlikten dolayı afete dönüşecek yangınların oluşmasındaki etkiyi hepimiz engellemek zorundayız. Bakın Haziran ayındayız. Aslında bizim Mersin bölgesi için yangın riskinin daha başlamadığı, tam olarak başlamadığı bir dönemdeyiz. İşte o yüzden bugünkü bu programda verilecek mesaj çok önemli. Evet, biz de önemsiyoruz. Sizlerin aracılığıyla biz de vatandaşlarımızın zaten olan hassasiyetinin daha da artması yönünde bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Haziran ayı sonrası, özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları bizler için Haziran ve Mayıs aylarından daha riskli. Hı hı. Dolayısıyla buna rağmen bakın Mayıs ve Haziran'ın ilk yarısında toplamda 38 civarında orman yangını vuku bulduğunu yani 15 hektar alan zarar gördü. Yangın aslında her zaman çıkıyor ama olumsuz hava şartları daha tam nüksetmediği için nispeten bu dönemler bizler için avantajlı bir dönem. Bizim için tabii önemsiz yangın yoktur. Çünkü o uygun şartları bulduğunda, olumsuz uygun şartları bulduğunda her yangının büyüme eğilimi olduğunu biliyoruz. Nihayetinde ortamda yanıcı madde varsa ve o yanıcı madde orman gibi ciddi enerji içeren bir ham madde ise yangınlar her an risk mesabesine ulaşabilir. Biz bu manada vatandaşlarımızın geçen yıl yaşadığımız tecrübeyi de göz önünde bulundurarak tabir caizse yoğurdu üfleyerek değil dondurucuya attıktan sonra yemelerini istiyoruz. Evet. Bir cam kırığı bile yangına sebep olabiliyor. Bir soru var Sayın Müdürüm. Orman gönüllüsü olmak konusunu soruyorlar rejiden. Evet. Bu çok önemli bence. Nasıl insanlar orman gönüllüsü olabilirler? Evet yani tabii dedik ya bizim faydalandığımız imkanlar toplumun ekonomik seviyesi, sosyal eğitim seviyesi değiştikçe tercih edilen yöntemler de değişiyor. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar kırsal kesimde yaşayan işte eski ismiyle köy, şu anki büyük şehirle beraber mahalle dediğimiz. Ama biz yine de köy demeyi tercih ediyoruz. Ben de tercih ediyorum. Evet, daha sevimli. Daha sıcak geliyor. Evet. Mahalle derken birazcık daha şey geliyor, biraz soğuk geliyor. Eski şeyden köy dediğimiz vatandaşlarımızın işte 18-50 yaşındaki vatandaşlarımızın orman yangını çıkması halinde katılmaları bir yasal zorunluluk idi. Ve katılmamak da cezai müeyyide gerektiriyordu. Evet. Tabii devletimiz, ülkemiz artık her şeyin insanla olacağı ve insanın kabulü halinde anlam bulacağı noktasında iyi bir noktaya geldi gerçekten. Yapılan her işte olduğu gibi insanların kişisel desteğinin gönüllü yapılmasına çok büyük anlamı var. Gönüllülük aslında altın kural değil mi? Tabii yani zorlama hele hele bu insansal söz konusu olan amaçladığınız hedefi yakalamanız mümkün değil. Yani evet. Böyle de bir gerçek var. Nitekim biz bunun tecrübesini yaşadık. Yani işte sağ olsun jandarmamızın desteğiyle beraber biz bu vatandaşlarımızı orman yangınlarına yardım etmelerle ilgili getiriyorduk ama her insanın kendine göre farklı tercihleri vardır. Yani kendi bireysel daha öncelikli aciliyeti varsa gelip o yangınla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeyebilir vesaire. Tabii bunun da artık toplumun
bu manadaki değişkenliği, sosyal yapısındaki değişkenlikle de düşünülerek bu bir gönüllüye bağlandı. 2 sene önce Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili yeni bir yönetmelik hazırladı. Ve bu tamamen zorunlu olan vatandaşların katılımı kaldırıldı. Gönüllüye dayalı bir tercih ortaya konuldu. Peki bir eğitimi var mı? Evet, ona geleceğim. Ve bu manada geçen sene ilk defa yapıldı. Yaklaşık biz 550 civarında vatandaşımızı, bunlar arasında şehirlisi de var, kentlisi de var, köylüsü de var. Kendi tercihlerine bağlı olarak bizim web sitemize başvurmak suretiyle tercihlerini yaparak gönüllü oldular. Tabii bu manada geçen seneki gerek bölgemizde gerek ülkemiz genelindeki büyük yangınlarla beraber toplumun hassasiyeti de gerçekten arttı. Aslında arttı. Arttı, ciddi evet. Anlamda arttı. Ve Genel Müdürlüğümüzün bu manada sağladığı imkanla beraber, bakanlığımızın sağladığı imkanla beraber bu gönüllülük hususu daha çok önemsendi. Ve hatta ülke genelinde 100 bin civarında bir hedef belirlendi. Seferberlik olmalı. Evet, önce. Evet. Bizim Mersin bölgemiz içinde bizim belirlediğimiz, Genel Müdürlüğümüzün belirlediği 2250 civarında bir gönüllü vardı. Yaklaşık bu 2300'ü geçti. Bunlarla ilgili tabii eğitim veriliyor mu dediniz Nida Hanım. Tabii bu arkadaşlarımız, her insanın mutlaka olumlu katkısının yapabileceği mutlaka bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani yaşı ne olursa olsun sadece bizim gönül elçilerimiz olması, örneğin bir öğretmenimizin, iş adamımızın çevresine sağlık verdiği ormanla ilgili hassasiyet bile bizim için çok önemli bir geri dönüşe sahip. Fısıltı gazetesi. Tabii ki. Bir, evet. Olumlu bir geri dönüşe evet. sahip. Yani bu manada her insanın katkısını önemsiyoruz. Tabii fiziki desteğini de alıyoruz tabii bu gönüllü arkadaşlarımızın. Yani yangın hattındaki lojistik destek sağlanması açısından. İşte malzemelerin taşınması, evet. ekiplerimize geri planda hizmet vermesi açısından önemsiyoruz. Bunlarla ilgili bizim kendi ekiplerimizin aldığı gibi iş güvenliği eğitimleri, iş sağlığı eğitimlerini mutlaka veriyoruz. Nitekim Hayat Boyu Eğitim Genel Müdürlüğümüzün Hayat Boyu Öğrenme programı çerçevesinde halk eğitim müdürlüklerimizle beraber bunların yasal ihtiyaç duyulan bütün eğitimleri mutlaka veriliyor. Biz kendi ekiplerimize yapmış olduğumuz işbaşı eğitimlerine bu arkadaşlarımızı da dahil etmek suretiyle en azından yangın çıkması durumunda nasıl hareket edileceği, olası risklere karşı nasıl korunacağına dair bütün bu eğitimler veriliyor. Bizim kendi ekiplerimizin, kendimizin yangına dayanıklı kıyafetlerinden tutun koruyucu malzemeye kadar hepsine tabii dağıtımı yapmak suretiyle bünyemize alındı tabii. Ümit ediyorum bu daha da geliştirilerek bu manada gönüllülerin yapacağı katkısı biz de kurum olarak çok önemsiyoruz. Evet. Şu anda geldiğimiz noktada Mersin ilimizde 2300 civarında gönüllümüz hem bu eğitimi aldılar hem de onlarla kurduğumuz mesaj sistemiyle inşallah ihtiyaç olmaz ama onların da katkılarını alana yansıtmaya çalışacağız. Harika. Peki Selmettin, farklı bir konuya geçmek istiyorum. Şimdi dünya üzerinde anıt ağaçlar var. Türkiye genelinde de 9363 tane tescilli anıt ağaç var. Evet. Bunlar aslında ülke tarihinin köşe taşları, sessiz tanıkları. Ve bizi gururlandıran bir şey, Zonguldak'ta 4114 yaşındaki porsuk ağacı dünyada en yaşlı 10 ağaç arasında evet. söyleniyor. Mersin'de de var, 10 civarı sanırım anıt ağaç var. Evet. Net mi benim duyduğum rakam, daha da fazla mı? Daha fazladır muhtemelen Nilan Hanım. Tabii bu anıt ağaç tescili birazcık farklı bir işleyişi var. Bizim tarafımızdan da bunların tescil edilmesiyle ilgili raporlanması yapılıyor. Bunları anıt ağaç statüsüne kazandırma Çevre Şehircilik Bakanlığımızın uhdesinde olan bir... Ama yaşlarını siz belirliyorsunuz. Tabii ki. Yani o işin yani anıt ağaç sadece yaşla ilintili değil. Tabii yaş çok belirgin bir unsur. Ama onun dışında benzer
diğerlerinden farklı olması. Formuyla, çapıyla, boyuyla, gelişim itibariyle farklı olan ağaç, anıtsal değeri taşıyan ağaçlar bizim tarafımızdan da önemseniyor tabii ki. Ve gerek Mersin bölgemizde, gerekse ülkemiz genelinde bu anıt ağaç tescillerinin tabii çok kesin bir bilgi olmamakla beraber %80-90'ı bizim tarafımızdan önerilen ve tescil edilen ağaçlar. Şehir merkezindekiler hariç tabii. Özellikle ormanlarda daha çok iştigal eden bizler olduğumuz için ormancılık çalışmalarımızda alışılmışın dışında çok yaşlı, formu değişik ağaçları gördüğümüzde anıtsal değer taşıyorsa, onun parametrelerini ifade ediyorsa mutlaka tescille ilgili bu çalışmayı önemsiyoruz ve yapıyoruz. Mesela biz Seyir Alem'de gördük. Gülnar, Silifke arasında iki ağaç birleşmişti. O sizin listenizde gördüm ben. Evet. Mersin Bölge Müdürlüğü. Var. Erdemli bölgesinde de mesela özellikle çok yaşlı ve çok kalın çaplı ardıç ağaçlar var. Onlarla da ilgili tescil çalışmalarımız var. Dediğim gibi yani bu bütün Mod'da ağaç... Modda var. Efendim? Modda çok çınar ağaçlar var. Yani var. Özellikle mesela sedir ağaçlarında bizim asli orman ağacı dediğimiz bütün türlerde mutlaka anıtsal değeri olan ağaçlar bölgemizde var. Onlar tabii insanlığın aslında bir mirası. Evet. Elbette bir hafızası aynı zamanda. Bizi gülümseten. Tabii. Kesinlikle. Biraz da ders veren aslında. Onlar bizim ormancılık bilimi açısından da tarihteki işte bu kuraklığın, yangınların tekerrürüyle ilgili de çok ciddi veriler sunuyor. Yani bilime de aydınlatıyor. Tabii ki ağaç deyip geçmemek lazım. Mesela o ağaçların yüzlerce yıllık geçmişteki iklim verileriyle ilgili çok sağlıklı veriler sunuyor. Mesela bu Zonguldak'taki ağaç buzul devrine tekabül ediyor. Buzul devrinden bu yana hayatta kalan bir ağaç. Gerçekten çok enteresan. Evet, evet. Şey, yine Seyir Alem çekimlerinde biz Çamlıyayla'da ana ardıç. Gerçi gidemedik ama hikayesini biliyorum. Gitmek zor olduğu için. Çok görkemli bir ağaç. Yani. Aslında çok da zor değil. Evet. Efendim? Çok da gitmesi zor olan bir yer değil. Bilmiyorum. Çok zor çıkamazsınız dediler ama bir ara gideceğim oraya. 12 kişi kollarını açarak etrafını sarabiliyor. Doğru. Bu muhteşem. Yine Çamlıyayla'da çam ağacının içinden çıkmış elma ağacı. O da sizin sitenizde gördüm. O da çok enteresan. Evet. Tabii hayat şehirlerde olduğu gibi ormanlarda da dinamik. Yani nihayetinde her canlı hayata tutunmak için bir çaba sarf ediyor. Ve o çabanın neticesinde de alışılmışın dışında çok değişik portrelerle karşılaşabiliyorsunuz. Evet, kesinlikle bu, çok güzel. Bazen bir kayanın taş bloğun ortasında bir fidanın çıktığını o da çok ilginç. Evet. Mesela saksıda çiçek yetiştiriyorsunuz. Sulamazsanız çiçek size küsüyor ama biz gezdiğimiz ören yerlerinde görüyoruz. Yani nereden su buluyor, nasıl kök buluyor, ilerliyor, kocaman ağaç oluyor. Evet, belki insanlar için de böyle değil ama zor şartlara alışık olan canlılar daha kararlı oluyorlar ve hayata tutmak için daha çok çaba sarf ediyorlar. Peki demek. Son bir soru. Yörükler de çok etkilendi yangında. Onlar için neler yapıldı? Şimdi tabii Nil Hanım, yörükler aslında bizim gönüllü bekçilerimiz. Özellikle ben buradan kendilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Onlar belki biz şehirlilerden daha fazla ormanların değerini biliyorlar. Çünkü onların aynı zamanda yaşam alanları. Belki çoğu insanımız için ormanlar eğlence alanı olarak diyordur ki onlar için hayat memat meselesi olan. Çünkü ekmeklerini, aşlarını kazandıkları, hayvanlarını besledikleri yaşam ortamı ormanlar. Tabii bu orman yangınlarının en büyük yıkıcı etkisini maalesef onlar hissettiler birebir. Evet. Çünkü hayvanlarını doyurdukları, besledikleri yaşam alanları yandı nihayetinde. Biz Nil Hanım 2012 yılından beri yine genel müdürlüğümüzün daha nitelikli üretme destek amaçlı yapmış olduğu otlatma yönetmeyle beraber öncesinde ormanda otlatmak yasakken yasal bir çerçevede belli bir düzen içerisinde otlatma serbest hale geldi. Ve şu anda Mersin Bölge Müdürlüğümüzün işte 835 bin hektar orman alanının yaklaşık %80'i planlı otlatma dahilinde otlatma izni verilmek suretiyle işte yazın üst rakımlarda, kışın alt rakımlarda yaklaşık 1,5 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığının otlatıldığı alanlar aynı zamanda orman alanları.
Özellikle tabii o yanan alanlarda tekrar oraların orman haline gelmesi için bir zaman gerekiyor. Gerekiyor yani, evet. O tabiatın yangının yıkıcı etkisini tölere etmesi, yaptığımız çalışmaların olumlu sonuç doğurması açısından. Çünkü fidan diktik biz oraya, tohum serptik ve o fidanlar tuttu, tohumlar çimlenmeye başladı. Takdir edersiniz ki onlar da bebek gibi korunması, gözetilmesi gerekiyor. Hayvan tahrip etmemesi gerekiyor. En azından 8-10 yıl boyunca oralara hayvanların olumsuz etkisi yönünde koruma altında almamız gerekiyor. Ama o vatandaşların kadimden beri otlattıkları ama yanan alanlardaki mağduriyetlerini tabii ki önemsiyoruz. Onları başka alanlara kaydırdık. Yanmamış diğer alanlarda. Olabildiğince tabii, imkanlar el verdiğince. Bu manada hayvan sahiplerimiz özellikle belki bulunduğu yerde kalma şansı olmadı ama başka bir alanda imkan tanınmak suretle onlar önemsendi tabii. Nitekim de önemsiyoruz. Çünkü onların aynı zamanda öteden beri orman yangınlarına karşı çok hassasiyet gösterdiklerini, sadece hayvancılık yapanlar değil, işte arıcılar da keza öyle. Evet. Onların yaşam alanı bu ormanlar. Biz onları önemsiyoruz ve onların yapacağı katkının da kesinlikle değerinin farkındayız. Elimizden geldiğince tabii bir mesela Keçi Koyun Birlik Başkanlığımız var. Onlarla sürekli bir diyalog halinde, istişare halinde vatandaşlarımızın bütün makul taleplerini elimizden gelince karşılamaya çalışıyoruz. Peki. Hayatın trafiğinin klasiği, trafikle ilgili bir mesaj vermenizi isteyeceğim şimdi. Araç trafiği mi? Evet. Yani şimdi... Yani neler yaşıyorsunuz, nelerle evet. Karşılaşıyorsunuz? Şimdi belki alınmaya sebep olur diye fazla bir şey ifade etmek istemiyorum ama memnun değilim. Nelerden sebebim? En masum ifadesiyle, yani tabii sağ olsun işte bu işin sorumlunu taşıyan kimlerse ellerine geleni yaptıklarına dair şüphem yok. Ama biz yapmıyoruz onu evet. Da yine değil mi? Evet. Yani tabii bireysel olarak biz de tabii sorumlu davranma noktasında mutlaka yapmamız gereken var. Trafik kurallarına uyması noktasında ama şehrimizin de fiziki altyapısının ulaşımla ilgili bir aile desteğe ihtiyacı var. Yapımı. Peki kendinize kaç puan verirsiniz trafikte? Trafikte mi? 10 üzerinden. Yani 8'in altına düşmem diye düşünüyorum ya. Peki 2 puanı niçin kırdınız? Belki fazla yoğunlaşamamaktan dolayı, dikkat eksikliğinden kaynaklı zaman zaman böyle ufak tefek ihlaller yapıyor olabiliriz yani. Evet, ama önemli olan trafikteki en önemli şeyin seyrederken dünyanın en önemli işini yapıyormuşçasına bir şekilde ilerlemek gerekiyor aslında trafikte. Yani o yolculuk süresince her şeyi bir tarafa bırakmak gerekiyor ama ne yazık ki ülke koşullarında her zaman onu yapamıyoruz. Evet, o psikolojikle ilgili bir konu ama dediğiniz gibi hayata tutunma açısından önemli tabii. Ama trafikte de ben şunu önemsiyorum. Hani az önce konuşurken dedik ya, biz toplum olarak ormanları korumak istiyorsak, eğer bu konuda bir farkındalık sağlamak istiyorsak birbirimizin denetmeni olmalı. Kesinlikle. Birbirimizi kontrol etmeli ya da bir diğer de işte ayıplamalıyız. Ayıplamayı evet. Bilmeliyiz. Trafikte de eğer o ayıplama kültürünü yayarsak kural ihlali yapanlara karşı bence sorunların evet. Pek çoğunun üstesinden gelebileceğiz. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Var var. Sabah haberlerinde gördüm Nil Hanım. Şimdi trafikte genelde işte didişmeler meşhur ya bizim toplumda. Evet. Aslında bunu olgunlukla karşılamak gerekir bence. Hı hı. Şimdi motosikletli bir özel vasıta şeye başladılar, didişmeye başladılar. Tabii motosiklet kullanan bugünkü haberlerde gösterdi. Çok nazik bir genç çocuk. Diğeri kavga etmeyelim de ama hiç şey yapmadı, böyle gerginleştirmedi. En son vardıkları noktada araç sürücüsü özür diledi. Ya bir kafeye gidip bir şey ikram edeyim dedi. Ya tabii bunu aslında bu tür uyarıları biz bir eksiklik yüzümüze vurulma olarak değil, olası bir hatayı, olası bir zararı, ziyanı önleme açısından hayati öneme sahip bir uyarı olarak görmek zorundayız. Çünkü trafikteki bir saniyelik dikkatsizlik tüm ömrünüzde evet. Kocaman bir çizik. Kesinlikle. Hem atabilir. Trafikte olsun hem evet. Ormanların korunması noktasında olsun hepimizin birbirine ihtiyacı ve birbirimizi destekleme yönde
refleks göstermemiz önemli. Ben sizi bayağı yordum. Estağfurullah. Programın başında dediniz ya, bir saat çok uzun. Bakın bir saat çok fazla da uzun değilmiş. Sizin burada zaman çabuk geçiyor. Evet. Ufak ufak kapatabiliriz. Son sözlerinizi ne olsun? Ben öncelikle bu hassasiyetiniz için hakikaten teşekkür ediyorum. Hem teşekkür size ederiz. Hem de bağlı olduğunuz kuruluşa İçer TV'ye şükranlarımı sunuyorum. Tabii sizlerin bu hassasiyeti toplum tarafından önemsenmesi açısından hakikaten çok önemli. Ben tekrar sizler aracıyla vatandaşlarımıza izninizle şunu ifade etmek istiyorum. Ormanlar sadece orman teşkilatının değeri değil. Gerçekten doğan çocuklarımızın, doğacak olan çocuklarımızın hepimizin ortak değeri. Ve biz herkesin bu ormanların korunması, devamlılığı noktasında desteğini önemsiyoruz. Desteğine ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Daha fazla hassasiyet göstermek noktasında şu ana kadar olduğu gibi özveri göstermelerini istiyoruz. Alışkanlıklarımızın ormana olumsuz etkisi olabilecek alışkanlıklarımızdan lütfen ödün verelim. Maalesef yanarak yok olan tabiatın kendisini telafi etmesi, töler etmesi bir hayli zaman alıyor. Ben şu ana kadar gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum, tabii yangınlar yine çıkacak. Ancak çok çok yıkıcı etkisi olabilecek yangınlar yaşamayız diye temenni ediyorum. Ümit ediyoruz. Belki şunu da izin verseniz son olarak ifade etmek isterim. Geçen seneki endişelerin giderilmesi açısından da şunu çok açıklıkla söylüyorum ve çok iddialı söylüyoruz Nida Hanım. Geçen sene yanan alanlarımızın bir metrekaresi bile başka amaçla kullanım mümkün değil, kullanılmadı. Tamamındaki çalışmalarımız bitirildi ve hepsi yine ülkemize, bölgemize bu alanlar orman olarak hizmet sunma noktasında hiçbir eksiklik, zafiyet söz konusu olmadığında açıklıkla söyleyebilirim. Bunu duymak gerçekten evet. Çok güzel. Ya, sizin ağzınızdan duymak çok yani güzel. Yanan alanların hiçbirinde işte başka amaçlarla yerleşme de açılmadı, otel de yapılmadı. Hepsi tekrar güvence altına alındı ve oradaki çalışmalar da öngördüğümüz takdirden önce sonuçlandırıldı. Bu manada emeği geçen bütün başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere kamu kurumlarına, Sayın Valimize, herkese şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tarımın, hayatın, yarınlarımızın gücü, ormanlarımız, milli servetimiz, ormanlarımız bekçilerle değil ancak sevgiyle koruyabiliriz. Bugün hayatın trafiğinde ormanlarımızı konuştuk. Mersin Orman Bölge Müdürümüz Sayın Kerem Akman canlı yayın konuğumuz oldu. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırlamak çok keyifliydi. Her zaman bekleriz. Zevkle, çok sağ olun. Sağ olun. Evet, bir teşekkür de programın yapılmasında ve yayınlanmasında emeği geçen İçel TV ekibine ve sponsorumuz Mersin Psikoteknik SRC ve Mesezer Eğitim Kurumlarına olsun. Hafta yine aynı saatte hayatın trafiğinde birlikte yol alabilmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın. Orman yangınlarını söndürmede zorunlu değil, gönüllü ol. Ben gönüllüyüm. Ben de gönüllüyüm. Ben gönüllü oldum. Ben de gönüllü oldum. Türkiye, nefesine sahip çık. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi. Sıcak su getirin diye bağırdılar sen doğarken. Alnına su bastılar ateşin çıkınca. Düştün yaranı, ağladın yüzünü yıkadılar. Heyecanlandın bir bardak su verdiler. Yola çıktın arkandan su döktüler. Ataların on binlerce yıldır su neredeyse oraya gittiler. Akranların gezegenlere bakıp su arıyor. Yediğin her şey, istisnasız her şey suyla geldi önüne. İçtiğin her şeyde su var, su.
Ya dünyanın da senin de dörtte üçünü su. Su varsa varız, yoksa yokuz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin. Tunay Hoca ile Uzman Görüşü programında bu hafta Ziraat Yüksek Mühendisi Plantas Genel Müdürü Semra Saydanoğlu, Tunay Hoca ile Uzman Görüşü programının konu olacak. Tunay Hoca ile Uzman Görüşü 20 Haziran Pazartesi saat 16'da canlı yayınla İçerik TV'de. Ali Gürkan Şamiloğlu ile Detay programında bu hafta Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Ali Gürkan Şamiloğlu ile Detay programının konuğu olacak. Ali Gürkan Şamiloğlu ile Detay, 17 Haziran Cuma günü saat 18.30'da İçel TV Sen TV ortak yayınında. Tarkan Özyılmaz'la Kral Sohbetler'de sezon finali. Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldız Bakan, Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi Şube Müdürü Emine Toros, Tarkan Özyılmaz'la Kral Sohbetler'de. Tarkan Özyılmaz'la Kral Sohbetler sezon finali 20 Haziran Pazartesi saat 18.30'da canlı yayınla İçel TV'de. Akbank'ta hem işini hem çevreyi düşünen KOBİ'lerin eko dönüşümü başlıyor. Bugünlerde geleceğin yolu verimlilikten, verimliliğin yolu tasarruftan geçiyor. İşini geleceğe taşımak isteyen KOBİ'ler sürdürülebilir yatırımlar için Akbank'a geliyor. Karbon ayak izini azaltıyor, rekabet gücünü arttırıyor. Sen de hemen tüm ihtiyaçların için KOBİ eko dönüşüm paketine başvur. Kredi imkanları ve danışmanlık hizmetlerinden faydalan yeşil dönüşüme Akbank'la başla. Açıldı, açıldı, açıldı. SML Catering Restaurant. Sağlık, mutluluk, lezzet. Yepyeni işletme anlayışıyla hizmetinizde. Telefon 0533 974 4590. Adres Cumhuriyet Mahallesi, Polis Lojmanları civarı, Yenişehir Mersin'de. SML Catering Restaurant. Sağlık, mutluluk, lezzet. Her gün, her saat. Yörük FM 105.7. Çetinkaya, bütçenizin dostu olmaya devam ediyor. Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da. Zeytinili Mega Siyah Zeytin kilogram 49.95, Filodex tuvalet kağıdı 32'li 59.90, DP şampuan 500 mililitre 24.90, kahve ketçap 600 gram, artı mayonez 540 gram, ikili set 36.45. Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya. Suda başlar. Güvenilir sağlık hizmeti için 40 uzman hekimi, 100 hasta yatağı, 50 yoğun bakım ünitesi,
ve 250 çalışanıyla hayatın her anında yanınızda. Su Hastanesi sağlıklı yarınlar diler. Inoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Aradığınız her türlü endüstri